Evet, geldik 28. haftaya. Şu an bebeğinizin gelişimi bir lahana kadar. Ve bebeğiniz ilk defa gözlerini açtı, ışığa cevap verir halde demiştim daha önceden. Bebeğiniz beyin dalgaları ortamdaki sesi tepki verir. Uyku sırasında farklı kalıplar da görülmeye başlar. Bu uyku tarihi döngüleri doğum tarihi yaklaştıkça daha net ve belirgin olur. Yani bebeğiniz uyur uyanır demek istiyorum. 2 saat uyur, 3 saat uyanık kalır gibi. Ondan sonra bebek akciğerlerin ilk soluğunu aldığında akciğerlerin kan damarlarına oksijen gönderecek. Burada vücut içine dolaşıma girecektir. Bebeğiniz aynı zamanda hava kesilerinin birbirine yapışmasını önlemek. Bu sayede doğumdan sonra şekilde nefes alabilmek için rahat şekilde sürfaktan diye bir madde üretmektedir. Zaten bizim aslında bir yerden sonra 32'den sonra bebeği bekleme sebebimiz bu sürfaktan maddesi. Tam olarak salınması ve akciğerlerin gelişimin iyi olması. O yüzden biz bebeklerde 37-38 haftaya kadar bekliyoruz. Anne ile ilgili bu haftada en önemli söyleyeceğim şey EDAŞ takibi. Kan uyuşmazlığınız varsa bu haftada kan uyuşmazlığınız olmanız gerekir. Bu haftalardan sonra çatlaklar görülmeye başlar. Muhakkak çatlak kremi kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Düzenli olarak kullanın. Bunun genetiği annenizde varsa onda da vardır gibi yaklaşımları aslında kabul ediyorum. Genetiğinizde yaklaşıyor ama çok kilo almak, az su içmek, az spor yapmak ne yazık ki bu çatlakları daha da arttırıyor. Ayaklarınız da yavaş yavaş öden başlayabilir. Ayaklarınızı eve geldiği zaman her zaman dik olarak tutun. Bu hafta ile ilgili size trik noktalarımdan çatlaklar için krem diyorum. Doğumda eşinizi doğumu alacak mısınız, almayacak mısınız ona karar verin diyorum. Şimdilik bu kadar. 29. haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.